Lezzetli yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere hem lezzetli hem de pratik bir kokoslar pasta tarifimiz var. Malzemelerimizi buradan ve videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. 3 adet yumurtamızı karıştırma kabımıza alıyoruz. Yarım su bardağı şekerimizi de ekleyerek köpürünceye kadar çırpıyoruz. Köpürünceye kadar çırptık. Üzerine 3 yemek kaşığı dolusu un, 2 yemek kaşığı kakao ve yarım paket kabartma tozumuzu ekleyerek çırpma işlemimize devam ediyoruz. Birkaç dakika çırptıktan sonra pişirme kağıdı serdiğimiz kek kalıbımızın içerisine kek hamurumuzu döküyoruz. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırınımızda yaklaşık 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. Pişen kekimizi fırınımızdan alıyoruz ve soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra kenarlarını bir bıçak veya bir spatula yardımıyla bu şekilde kazıyoruz. Kelepçemizi çıkartıyoruz ve yağlı kağıdımızı kekimizin altından alıyoruz. Kekimizi tekrar ters çeviriyoruz. Pişirme kağıdımızı aldığımız kekimize kelepçemizi tekrar takıyoruz. Üzerine bir kürdan yardımıyla delikler açıyoruz. Bir çay bardağı soğuk sütümüzü kekimizin üzerine gezdiriyoruz. Kekimizi hazırladık. Şimdi kremamızı yapmaya geçiyoruz. Bir paket krem şantimizi karıştırma kabımıza alıyoruz. Üzerine bir su bardağı soğuk sütümüzü ilave edip çırpıyoruz. Çok fazla kıvam almadan üzerine 2 yemek kaşığı pudra şekerimizi ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. 1-2 dakika çırptıktan sonra hindistan cevizimizi eklemeye başlıyoruz. Öncelikle 1 su bardağı hindistan cevizi ile başlıyoruz. 1 su bardağı hindistan cevizimizi içerisine ekleyip karıştırıyoruz. İkinci bardağımızı da yavaş yavaş ilave ederek karıştırmaya devam ediyoruz. Ben 2 su bardağı hindistan cevizi kullandım. Sizler de krem şantinizin kıvamına göre hindistan cevizinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi hazırladığımız kremamızı kekimizin üzerine sürüyoruz. Spatula yardımıyla kremamızı her yerine güzel bir şekilde dikkatlice yayıyoruz. Üzerinin dümdüz olmasına dikkat ediyoruz. Çikolata sosumuzu hazırlarken buzdolabımıza bekletiyoruz. Tenceremizin içerisine 200 ml süt kremamızı koyarak ısınmasını bekliyoruz. Kaynamamasına dikkat edelim. Sadece ısınması gerekiyor. Isındıktan sonra üzerine bitter veya sütlü çikolatalarımızı ilave ediyoruz. Biz üzerine sütlü çikolata ve 1 yemek kaşığı dolusu sorelle ekledik. Bu şekilde de gayet güzel oluyor. Elinizde çikolata mevcut değilse sorelle de kullanabilirsiniz. Biz denedik, çok güzel oldu.
çikolata sosumuzu dolabımızdan çıkarttığımız pastamızın üzerine gezdiriyoruz. Kokoslar pastamız hazır. Şimdi buzdolabına kaldırıyoruz ve bir gece bekletiyoruz. Bir gece beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Buzdolabımızda beklettiğimiz kokoslar pastamızın kenarlarını bir bıçak veya spatula yardımıyla sıyırıyoruz. Ve kelepçemizi üzerinden çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi kokoslar pastamız hazır. Şimdi pastamızı dilimliyoruz. Dilimledikten sonra servis edebilirsiniz. Kokoslar pastamız servise hazır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüş ve yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.